kıymetli izleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Efendim Antalya İl Müftülüğümüzün hazırlayıp sunduğu bir İslam ve İnsan programında daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Aksu İlçe Müftümüz Mehmet Ceylan Hocamız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet kıymetli hocam, kıymetli izleyiciler, biliyorsunuz 8 ve 15 Kasım arası Mevlid-i Nebi haftası bu yıl. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımız tüm Türkiye genelinde Mevlid-i Nebi haftası olarak belirledi. Temamız Peygamberimiz ve aile. Tabii aile seçilmesinde bir nedeni var, bir sebebi var. Özellikle bu Mevlid-i Nebi haftasının hazırlanmasında, bu programın uygulanmasında bir hafta boyunca illerimizde çeşitli programlar düzenlendi hocam. Evet. Televizyonlarımızda, radyolarımızda irşat programları düzenledi. Ondan sonra KYK yurtlarımızda ve diğer yerlerde Mevlid-i Nebi haftası dolu dolu kutlandı. Yarın da son günü. Tabii öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu farkındalığı meydana getirdiği için. İl müftülüğümüzün tüm personeline teşekkür ediyoruz. Canhıraş çalıştılar. Rabbim razı olsun hepsinden. Tabii Peygamberimiz ve aile denilmesinin bir sebebi var değil mi hocam? Aile son zamanlarda maalesef boşanmalar, evlenmelerden daha çok hale gelmeye başladı ülkemizde. Bundan dolayı da Peygamberimiz ve aile konusu seçildi. Öncelikle kıymetli hocam bu haftaki konumuz tabii aile kurumunun geleceği. Aile kurumunu nasıl kurtarabiliriz? Nasıl devam ettirebiliriz? Bu konu önemli. Öncelikle aile nedir? Ailenin tarifini yapar mısınız kıymetli hocam? Önce bizi insan olarak yaratan, konuşmayı ve düşünmeyi bize öğreten Yüce Allah'a hamd ediyor. Ailenin ne olduğunu bize yaşantısıyla gösteren sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam gönderiyorum. Bizi dinleyen değerli seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepsinin, hepimizin üzerine olsun. Bu programın da güzelliklere, aile yuvamızın sağlamlığına, devamlılığına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah-u Teala her şeyi çift yaratmıştır. Evet. Yalnız tek olan kendisidir. Ve ilahüküm ilahun vahid buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Sizin ilahınız bir tektir. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Ve huve rabbul arşil azim, o büyük olan arşın sahibidir. Allah-u Teala insanı da çift yaratmış, bütün canlıları çift yaratmış. Bu canlıların içerisinde de en mükerrem, en muhterem olarak insanı yaratmış. En şerefli olarak insanı yaratmış. Ve lekad kerremne ben Adem buyuruyor. Biz insanı muhterem kıldık, değerli kıldık. Bu değerli olan insan, muhterem olan insan, dünyayı hizmetine vermiş olduğu bu insanın da mutlu olması için Allah-u Teala aile yuvası kurmuş. Evet. Aile bugün kurulan bir kurum değildir. Cennetten gelen tek kurumdur. Hazreti Adem babamızla, Hazreti Adem peygamberle, Hazreti Havva annemiz cennette yuva kurmuşlar ve oradan buraya gelmişlerdir. Hı. Onun için aile cennetten gelen bir kurumdur. Eğer bir insan Kur'an'ın gösterdiği şekilde, Peygamber Efendimiz'in anlattığı şekilde bir ailede olursa, onun ailesi de cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var. Evet. Yani şair diyor ya, tahıl tanesine, çekirdek tanesine orman gizlemiş. Tahıl tanesine harman gizlemiş. Yeşil otta beyaz ayran gizlemiş. Yılanın zehrine derman gizlemiş. Sabreyle, şükreyle dua et diyor. Yılanın zehrine derman gizlemiş. Yani Allah'ın her bir şeyde bir hikmeti var. Bizi her şeyi de bilen Allah'tır. Ela ya'lemu men halak buyuruyor. İnsanı yaratanı yaratan bilmez mi? Onun için bizim yani dinin zaten gayesi budur. Kur'an'ın gayesi budur. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Evet. Ve merselnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun için de bizim mutlu olmamız için Allah-u Teala aile yuvası kurmuştur ve öyle yaşamamızı istemiştir. Şimdi düşündüğümüz zaman ilk insandan itibaren binlerce, milyonlarca insan geldi. Ve bu insanlar bir kısmı erkek, bir kısmı
kadın olarak yaratılıyor. Evet. Mesela Antalya'da nüfusu incelediğimiz zaman kadınla erkek nüfusu birbirine yakın. Dünyadaki nüfus birbirine yakın. Hı hı. İlçelere bakıyoruz, nüfuslar birbirine yakın, kadın erkek. Muazzam bir nizam var. Aklımızın dışında bir nizam, bir intizam var, bir düzen var. Allah-u Teala baştan yaratırken evlilik yuvası kurulacak şekilde denk yaratıyor. Evet. Herkes erkek olsaydı nasıl olacaktı? Doğanların hepsi bayan olsaydı nasıl olacaktı? Nesil nasıl devam edecekti? Onun için bu neslin hepsi beraber yaratılsaydı nasıl olacaktı? Demek ki Allah-u Teala bir düzen koymuş. Hikmetine binaen nesiller devir devir geliyor. Onun için de aile kurumu Allah-u Teala'nın murad ettiği bir kurumdur. Evlenmeyi bize emrediyor. Evet. Peygamber Efendimiz aynı şekilde. Bundan dolayı da aile Allah'ın adı ve peygamberin kavliyle kurulan bir kurumdur. Allah'ın adı ve Allah'ın adıyla peygamberin kavliyle dünürcü gidiyoruz efendim. Kız istiyoruz, evlendiriyoruz. İşte milletleri ve devletleri de ayakta tutan en güçlü kurumdur. Hem Allah'ın kavliyle, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kuruluyor. Hem de devletleri ve milletleri ayakta tutuyor. Aile olmasa toplum olmaz. Evet. Toplum olmasa devlet olmaz, millet olmaz. Onun için de birbirini tamamlayan, yani tek başına da olsa olmaz. Tek erkek olsa olmaz, tek hani kadın olsa olmaz. Eş diyoruz değil mi hocam? Eş diyoruz, eşin evet. Eşin bir anlamı var aslında, büyük anlamı var. Evet. Hocam şunu da sormak isterim ama şimdi aile dediğimiz zaman, insan dediğimiz zaman insan sosyal bir varlık. Evet. Yani tek başına kendisini idame ettiremeyen, birilerine muhtaç olan böyle bir varlık. Yani aslında evlilik de insanın o sosyalitesini meydana getiren bir olay değil mi hocam? Evet, işte mütemim diyoruz. Yani birbirlerini tamamlıyor. Bir Peygamber evet. Efendimiz de öyle tarif ediyor. Yani bir bütünün yarısı birisi, yarısı birisi. Evet. Bir araya geldikleri zaman bir bütün olabiliyorlar. Tek başlarına noksanlıkları var. İkisinden noksanlığı var. Evet. Onun için aile bu noksanlıkları tamamlıyor bu şekilde. Çocukların olması, çocuklarda bir cennet meyvesi. Onlar da evde bir mutluluk kaynağı. Evet. Allah-u Teala ona da bir sevgi yaratmış ve onlara da ihtiyaç var. Onun için yani Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın dedik cennetten dünyaya gelişen getirdikleri bir kurumdur. Milli ve manevi değerlerin de devam ettirildiği bir kurumdur. Biz evet. birçok kültürümüzü orada alıyoruz. Yani en önemli okullardan birisidir. Aile. İlk eğitim yuvası. İlk eğitim yuvasıdır. Evet. İnsan ne alıyorsa orada alıyor. Ailede alıyor. Karakterimiz orada oluşuyor. Evet. Yani 4-6 yaş arasında insanların karakteri oluşuyor. Bunun büyük etkinlik de aileye hatta ait. Hocam şunu söylüyorlar araştırmacılar. İnsanın kültürünün, anneannesini, ondan sonra dini duygularını, evet. inancını %65'ini anne karnından başlayıp 6 yaşına kadar öğrendiği. Geriye kalan %35'i de hayatının diğer zamanında öğrendiği. Aslında %65 çok büyük bir rakam. Yaş aralığına baktığımız zaman da bizim ya bu daha çocuktur, bir şeyi anlamaz, önemli değil dediğimiz bir zaman değil mi hocam? Evet. Maalesef. Şimdi yani geleceğimiz orada şekilleniyor. Evet. Devletin, milletin bekası, huzuru, efendim sağlıklı bir toplumun oluşması aileyle oluyor. Bunlar olmayan toplumlar sıkıntı içerisinde bugün. Batı toplumu dediğimiz efendim toplumlarda bu sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Onun için de aileyi yani ayakta tutan, hayat veren değerlerin de canlı tutulması lazım. Aileye hayat veren, ayakta tutan değerler var. Kur'an'ın en önemli anlattığı konulardan birisi ailedir. Yani en mufassal olarak, en geniş olarak aile üzerinde durur. Evet. İlk evlilikten başlar, efendim aile içerisinde yaşanacak zorluklara varıncaya kadar onların efendim korunması, eğitilmesi, nikah işlemleri, mihridir, boşanmasıdır. Bütün aileyle ilgili her şey Kur'an'da açıklanmıştır. Hiç bu kadar açıklanan şey yoktur. Yani etraflıca anlatılan evet. konu yoktur. En fazla aile anlatılıyor. Bu da aileye verilen önemi gösteriyor. Allah-u Teala sevgi, saygı, ülfet ve ünsiyet olarak tarif ediyor. Ayetlere hı-hı. baktığımız zaman sevgi, saygı, ülfet ve ünsiyet olarak aileyi tarif ediyor. Onun için bu duyguların olduğu yerde de elbette ki mutluluk olur, huzur olur. Şimdi hatta zaman zaman da uyarıyor. Yani Allah'ın en çok gazap ettiği, kızdığı helallerden birisi boşanmadır. Allah-u evet. Teala ona razı olmuyor. İşte mesela ayette de bu Nisa suresinin 21. ayetinde bu aileyi sağlam bir sözleşme olarak tarif ediyor Allah-u Teala. Ayet-i kerimede ve keyfe te'huzune ve kad efta ba'dukum ila ba'd. Yani bir araya geldikten sonra, birleştikten sonra
Neden sözünüzden geri dönüyorsunuz? Sözünüzü geri alıyorsunuz? Ve akazna minküm misagan galiza, sizlerden onlar sağlam bir söz aldıkları halde efendim misagan galiza, yani ağır söz, sağlam söz manasına geliyor. Böyle bir sözleşme yapıldıktan sonra, böyle bir söz aldıktan sonra, böyle bir söz verdikten sonra niçin geriye dönüyorsunuz diye Allah-u Teala uyarıyor. Onun için de demek ki evlilik akdi, yapılan evlilik önemli bir şeydir. Böyle bir günlük, bir haftalık, bir aylık bir şey değildir, bir yıllık bir şey değildir. Yani bir yastıkta kocayıncaya kadar, mezara kadar devam edecek bir hayat arzu edilmektedir. Bundan dolayı da Kur'an evliliği dediğimiz gibi sevgi, saygı, efendim merhamet temelinde alınmış pek çok faydalar olan bir kurum olarak bize gösteriyor. Kıymetli hocam, değerli hocam, şimdi bu evliliğin devam ettirilebilmesi için de temellerin sağlam olması lazım değil mi? Evet. Yani baktığımız zaman bir bina bile yapılırken eğer sağlam temeller üzerine atılmışsa ilelebet devam edip gidiyor. Aile de bu şekilde, bu temeller nelerdir? Dinimizin tavsiyesi neler? Özellikle eş seçiminde kadın veya erkek. Yani İslam dini tabi Peygamber Efendimizin gelişi, ben innema buistu li yutemmime mekarimel ahlak buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Evet. Yani güzel ahlak olduğu zaman diğer özellikler de var aranan eşlerde. Aranan eşlerde güzellikler, başka özellikler de var. İşte Peygamber Efendimiz onu da tarif ediyor. Tünkel meratul yarbeyn buyuruyor. Yani kadın dört şey için alınabilir. Bunlar normaldir, caizdir. Hı hı. İşte bunlar birincisi limaliha ve li cemali ve hasabiha ve li diniha. Yani güzelliği için, malı için, soyu sopu için, evet, efendim alınabilir ama bize dindar olanı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Evet. Diğerleri geçicidir. Yani ama bu özellikler sadece kadın için değil, erkek de yani, aranacak. Tabii tabii, evet, eşler için yani, evet, aranan özellikler her iki tarafta da. Hı hı. Onun için de işte aile kelimesi zaten bir yerde de sorumluluk manasına da geliyor. Evet. Yani bir sorumluluk üstlenmiş oluyoruz ve bu aileyi de devam ettirmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de yani ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladukum aduven leküm fahzeruhum buyuruyor. Eşleriniz, evlatlarınız sizin için zararlı olabilir, size düşman olabilir, size yanlış işler yapabilir. Evet. İşte bu yanlışı nasıl yaparlar? İşte ahlak-ı kaideye uymayan eşler insanlara yanlışlık yapabilir. Yani dini düşünmeyen, hesabı kitabı düşünmeyen, ahireti düşünmeyen insanlar insanları eşleri yanlış yola sevk edebilirler. Bundan dolayı da yani evlenirken dinimiz bize en başta dindar olanı, ahlaklı olanı seçmemizi, yani diğer özellikler de olabilir. Hepsi olsa daha güzel bir şey tabii. Hı hı. Ama en başta bakacağımız şey eşlerin ahlaklı olması, evet, dindar olması, hesap vereceğine düşünen insanlar olması önemlidir. Yani bu duygular içinde olan insan, böyle düşünen insan elbette evinde kötülük yapmaz, eşine kötülük yapmaz, çocuklarına kötülük yapmaz. Her zaman onların gönlünü kazanmaya, onların duasını almaya, sevgisini almaya çalışır ve bu duada işte bu efendim ailede cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Bu yeryüzünde yaşayan insanlar topluluk halinde yaşıyorlar. Bu en baştaki toplum ailedir. Ailenin de yürümesi için bir baş lazım. Evet. Yani bizim dinimizde iki kişi bir araya gelirse, bir yolculuğa çıkarlarsa birisi başkan olur. Hı hı. Yani camiye de gittiğimiz zaman camilerimizde hocalarımızı öne geçiriyoruz. Her yerde bir idareci vardır. İdare, evet, edilenler vardır. Ailenin de bir idare eden olması lazım. Yani çift kazık toprağa gitmez derler. Yani, hı hı, çatal kazık, evet, toprağa işlemez. Onun için de yani birisi reis olacak, birisi de diğer görevleri yapacak. Hı hı. Kur'an-ı Kerim bize erkeği durumundan dolayı bunu da açıklıyor. Yani mal harcamasından dolayı, bir takım sorumlulukları yapacağından dolayı efendim erkeği ev reisi seçmiş. Evet. Bu ailenin mutlu olması için demek ki bunun göz önünde alınması lazım. Evet. Kadının da görevleri var. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَيُمْرَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَانْهِنْ رَادٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةِ. Yani hangi kadın وَزَوْجُهَانْهَا رَادٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةِ. Hangi kadın vefat eder, kocası ondan memnunsa o insan cennete girer.
Evet. Hani demek ki erkek görevini yaptığı zaman sevap kazanıyor, Allah'ın emrini yerine getiriyor. Bayan da bu görevi yaptığı zaman bu niyetle yaparsa o da Allah'ın rızasını kazanmış oluyor. Tabii hocam burada şunu demek istiyoruz. Evin reisi ailedir ama istişare, evet, müşavere her zaman vardır. Yani evet, bir kararlanacağı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapıyordu değil mi hocam? Bir istişareyle, kendi eşleriyle istişare ederekten kararlar alıyordu. Elbette. Hatta tabii, akşamları bir araya toplanıyorlar, evet, sohbet ediyorlar. Yani efendim, aslında tabii, şöyle değil, yanlış anlaşılmasın. Evin reisi erkek, astık kestiği kestik. Öyle zorba bir yönetim o şekilde tabii, değil. İslam'ın tavsiye ettiği. Zaten Müslümanların birbirleriyle birbirlerine müşavere etmesi bizim dinimizde esastır. Yani, değerli hocam, haftamız dolayısıyla başkanımızın hazırladığı bir sinevizyon var. İsterseniz onu bir izleyelim, ondan sonra olur, programımıza evet, devam edelim inşallah. Evet kıymetli izleyicilerimiz, kısa bir sinevizyonumuz var. İnşallah ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Her şey akar. Her yeni eskir, her yaşayan ölür. Dünya uykuda görülen bir rüyadır. Bir köprüdür üzerinden gelip geçilir. Derin bir deryadır, susattıkça tuzlu suyu içilir. Soğuk bir evdir, yüzyıllardır dolup boşalır. Dedim, nedir bu soğuk evi ısıtan? Nerededir bu deryaya liman? Dedi ki, kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Aynı hamurdan birbiri için yaratılmış birer candır erkek ve kadın. Dünya denilen bu vefasız ve soğuk evde birbiri için var edilmiş sıcak bir yuvadır. Nikah güvendir, sevinçtir, ümittir. Allah katında yürekleri bağlayan mucizedir. Erkek kaledir artık, sevgidir, alın teridir, zırhtır. Kadın huzurdur, aştır, sırdaştır, yoldaştır. Bu yüzden buyurur ki Efendimiz, dikkat edin, sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sonra bir dua, bir müjde gibi gelir çocuk. Aile, hayatı öğrendiği kozasıdır çocuğun. Çocuksa ailesini uçmaya hazırlandığı yarınlara taşıyacak kelebek. Ve anne babasının hiç kapanmayacak amel defteri. Buyurur ki Peygamberimiz, her doğan fıtrat üzere doğar da anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar. Zira çocuk sırlı bir aynadır. Bir çocuk kadını anne yapar, anne ise çocuğu insan. Anne, yeryüzüne ilahi bir armağan olarak gönderilmiş usta bir nakkaştır. Kaç yaşına gelirse gelsin, sığamadığında insan kocaman yeryüzüne, yine annesinin ayakları altındaki cennete sığınır. Bu yüzden buyurur ki Peygamberimiz, yeryüzünde iyilik yapılmaya en layık olan anadır. Sonra anadır, sonra yine anadır. Baba çocuğunun kökü, çocuksa babasının dalıdır. Baba dağdır, güvendir, merhamettir, adalettir. Bir babanın yavrusuna bırakacağı en güzel miras, güzel ahlaktır. Dışarıda mücadele ederken insan hayatla yorulduğunda ve tökezlediğinde gelip yine sessizce babasının yaşlı gölgesinde nefeslenir. Ve aile, kimi zaman zahmet ama her zaman rahmettir. Peygamberimizin ifadesiyle en hayırlı Müslüman ailesiyle en güzel geçinendir. Aile olmak
aynı ufka bakmak, beraber düşünmek, birbirine emek vermektir ve cennete doğru aynı yolun yolcusu olmaktır. Çünkü İslam, gösterişli ama ıssız evlerin değil, içinde Allah'ın adı anılarak diriltilen bereketli yuvaların medeniyetidir. İzleyicilerimiz, ikinci bölümümüzde tekrar beraberiz. Konumuzu bir daha hatırlatacak olursak, Peygamberimiz ve aile, aile kurumunun geleceği, Mehmet Ceylan hocamız, Aksu ilçe müftümüz, konuğumuz. Evet kıymetli hocam, birinci bölümde aile nedir, nasıl olmalıdır ondan bahsettik. İkinci sorumuz da şöyle olsun isterseniz. İnsan başıboş bırakılmamıştır, her yaratılan insan. Ailede de anne babanın sorumlulukları var, çocukların sorumlulukları var, dedenin, ninenin, herkesin ayrı sorumlulukları var. Bu sorumluluklar nelerdir? Birbirimize karşı görevlerimiz nelerdir? Evet, hem burada başıboş bırakılmamışız, hem de daha sonra başıboş bırakılmayacağız. Ehsebül insan en yutreke suda. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Evet. Onun için bu dünyada olan her insanın sorumluluğu vardır. Ya yönetici olarak sorumluluğu vardır veya yönetilen olarak sorumluluğu vardır. Evet. Sevgili Peygamberimiz bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Küllüküm ra'in ve küllüküm mesulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsunuz. Burada Allah'ın Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz çok hassas bir misal veriyor. Yani çoban sürüsüne sahip çıkar. Samimiyet vardır çobanda, saflık vardır, evet. İyi niyet vardır. Onları doyurmak için, onları sulamak için, efendim, onları kurttan kuştan korumak için bütün çabayı gösterir. Onun için de bizler de aile reisi olarak sorumluyuz. Bunu Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde, efendim, ve küllüküm mesulun an ra'iyet, hepiniz sürünüzden, emriniz altında olanlardan, ailenizden sorumlusunuz. Vel emiru ra'in buyuruyor mesela. Efendim, imam, önder, amirler, bunlar çobandırlar. Ve racülü ra'in ala ehli beyti. Erkek de ailesinden sorumludur. Evet. Bir sorumluluğu vardır. Efendim, vel meratü ra'iyetün ala beyti zevcihe ve veledihi. Kadın da eşinin evinden, kendi evi aynı zamanda ve çoluğundan, çocuğundan sorumludur. Onun da bir sorumluluğu var. Onun için idare edenlerin sorumluluğu var. İdare edilenlerin de kendilerine teslim edilen işlerden onlar da sorumludur. Feküllüküm ra'in ve küllüküm mesulun ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsunuz. İslam'ın bakışı budur, dinimizin bakışı budur. Hepimiz sorumluyuz. Eğer iyi işler yaparsak, bu sorumluluğu yerine getirirsek sevap kazanacağız. Ama bunu yerine getirmezsek o zaman da bir sorumluluğumuz olacak, bir hesabımız olacak. Şimdi en başta Allah-u Teala ve aşiruhunne bil ma'ruf buyuruyor. Yani bayanlarla, hanımlarınızla, ailenizle iyi geçinin. Evet. Onlara iyilik yapın daha doğrusu. Onlara iyilik yapın. Şimdi Peygamber Efendimiz veda hutbesinde üzerinde durduğu konuların başında bu bayanlar geliyor ve aile geliyor. Ela vestavsu bin nisa'yı hayran. Yani size bayanlar hakkında iyi davranmanızı tavsiye ederim. Evet. Devamında da فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ اَنْدَكُمْ Çünkü onlar sizin yanınızda emanettirler. Efendim, siz onlardan sorumlusunuz. Hocam şöyle yapsak olur mu? Affınıza sığınarak. Bu soru geniş bir soru. Cevabı da geniş olacak. Evet. Kısa bir aramız olsa da ikinci bölümde devam etsek inşallah. Öyle yapalım. Evet isterseniz. İnşallah. Tabii evet. Bayanların da aynı şekilde erkeklere karşı tabii iyilik yapmaları Kur'an'da anlatılıyor. İkinci evet bölümde geniş i̇nşallah anlatalım inşallah. Evet kıymetli izleyicilerimiz, ikinci bölümümüzde tekrar beraberiz. İzleyicilerimiz, ikinci bölümümüzde tekrar beraberiz. Konuğumuz Mehmet Ceylan hocamız. Evet kıymetli hocam, şimdi geçenlerde bir belgesel izlemiştim. O TRT belgeselde. Afrika'da çekilmiş bir belgesel. Orada bilge bir kadın vardı. Onun şöyle bir sözü vardı, çok hoşuma gitti. Diyordu ki, bir erkek çocuk yetiştirirsen bir kişi yetiştirirsin.
bir kadın yetiştirirsen bir ailemi, bir toplumu yetiştirirsin. Aslında dinimiz de kadına çok büyük değer vermiş. Kadın ilk öğretmen, yuva yapıcı, yuvanın dişi kuşu, her şeyi, toplumun dinamiği, temel taşı baktığımız zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cennet anaların ayakları altındadır buyuruyor. Evet. Tabii bu minvalde ailedeki sorumluluklarımız nelerdir? Özellikle kadının sorumlulukları. Evet, yani ayet-i kerimede قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Hiç bilen insanlarla bilmeyenler bir midir? Hı hı. Onun için de tabii kadın olsun, erkek olsun önce bilgili olacağı insan. Evet. Peygamber Efendimiz de dua ederken, ya Rabbi, Kur'an da öyle öğretiyor, tavsiye ediyor. Yani de ki ilmim artır. Yani dindar olacak ve aynı zamanda da bilgili olacak. Evet. Şimdi bilen insan hem dünyevi işlerde hem ahirete ait işlerde daha başarılı olur. Bu bilen insan yani Allah'tan daha çok korkar. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عُبَادِ الْعُلَمَا عِبَادِ الْعُلَمَا yani Allah'tan alim kullar daha fazla korkar. Onun için de yani ailede hanımın durumu çok önemlidir. Çocukları ne eğitiyor? Devamlı çocuk onlarla beraber. Evet. Mesela ana karnında bile Kur'an okuyan annenin çocuğu onu dinliyor. Oradan iş başlıyor. Evet. Ve tabii en başta da gerek erkek gerekse kadının helale dikkat etmesi lazım. Helal-ı haramı bilmesi lazım. Önce bu bilgiyi bilmesi lazım. Küllü lehmin nebete min haramin fennaru evlâ bihi. Hangi et parçası haramdan meydana gelirse o et parçası ateşe daha layıktır. Onun için yani iyi işler yapabilmemiz için, iyi insanların yetişmesi için, evlatlarımızın iyi olması için önce helal lokması olması lazım, temiz olması lazım. Evet. Şimdi ayet-i kerimede bu Nisa suresinin 34. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِزَاتٌ لِلْغَيْبِ Saliha kadınlar. Saliha kadınlar erkeklerine, beylerine de uyumlu olan, onlara itaat eden insanlardır. Evet. Çünkü Allah rızası için bunu yapıyor. Allah'ın emriyle bunu yapıyor. Peygamber Efendimiz'in tavsiyelere iyilik yapan insanlar bu iyilikleri yapıyorlar. Güzel davranışlarda bulunuyor, ahlaklı davranıyorlar. Bunlar حَافِزَاتٌ لِلْغَيْبِ مَا حَافِزَ اللّٰهِ Allah'ın muhafaza etmesini istediği şeyleri muhafaza ederler. Bu da tabii bilmekle olur, dinlemekle olur. Yani ve o söylenenlere de uymakla olur. Hı hı. Abdest de kulaklarımızı yıkadığımız zaman Allahümme celle minellezine yestemi'une el kavle ve tebun ehsaneh diye bir dua yapıyoruz. Evet. Yani ya Rabbi güzel sözleri dinlemeyi ve onlara uymayı bize nasip eyle diye. Onun için yani güzel söz önemlidir, nasihat önemlidir. Bu çocukların yetişmesinde beyne de etki eder. Yani iyi bilgili, saliha bir bayan kocasını da yönlendirir. Ona da yardımcı olur. Mesela gece namazından bahsediyor Peygamber Efendimiz. Herkesine de Allah rahmet eylesin. Kalkıyorlar, birbirlerini uyandırıyorlar namaz kılmak için. Birisi uyanmadığı zaman yüzüne su serpiyor. Efendim yani demek ki yani iyi bayan kocasına da yardımcı oluyor. Onun da iyi işler yapmasına sebep evet. oluyor. Aynı zamanda çocuklarına da örnek oluyor. Onların iyi yetişmesine sebep oluyor. Zaten hadis-i şeriflerde ekmelül mümine imanen ehsanim hulugan buyuruyor. Yani sizin iman yönünden en üstününüz imanı kamil olandır. Erkek olsun, kadın olsun. İmanı kamil olan, ahlakı güzel olandır. Onun için de Peygamber Efendimiz devamında da ve hıyaraküm hıyaraküm linisayim. Erkeklerden de en hayırları hanımlarına hayırlı olanandır. Onunla iyi geçinendir. Ona karşı görevlerini, sorumluluklarını yerine getirendir. Şimdi bu ailedeki sorumluluklarımızdan birisi, tabii yani mesela bu duayla başlanması ailenin kurulurken, nikah duası yapıyoruz. Evet. Efendim ülfet, muhabbet olsun diye dua ediyoruz orada. Bu helal lokmayla bu ailenin beslenmesi lazım, helalından kazanılması lazım. Ayrıca bir de şiddet fayda sağlamaz. İslam'da bu şiddet tavsiye edilmiyor. Eşitte velal küffar ruhamaya beynehüm. Yani inanan insanlar, İnanmayanlara karşı, kafirlere karşı şiddetlidirler. Ama kendi aralarında, bu ailede olur, cemiyette olur, toplumda olur, kendi aralarında birbirlerine karşı merhametlidirler. Şimdi hadis-i şerifte la tedribu ima Allah'ı. Yani bu dövme işi bir eğitim değildir. Allah'ın kullarını dövmeyin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Mesela hanımlarının yüzüne vurmayın. Leyse ulake bi hariküm. Bu sizlerin bunu yapan, bu işi yapanlar sizin hayırlarınız değildir diye.
Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Demek ki ailelere karşı sorumluluğumuz var, helal lokma var, onları bilgilendirme görevimiz var. Yani ya ehledine ku enfusakum ve ehlikum nara. Evet. Onları cehennemin azabından koruyun diye. Yani ailenizi, çocuğunuzu, neslini. Dualar öğretiliyor Kur'an-ı Kerim'de mesela. Efendim, Rabbi calni mugimes salat ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Demek ki bir dua görevimiz de var. Ailemize de dua evet. edeceğiz. Babanın evlada duası, peygamberin ümmetine duası gibi. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Biz tedbirlerimizi alırız ama kalpleri çeviren Allah'tır. Allahümme ya mugallibel gulub sebbit kalbale dinik diye Peygamber Efendimiz dua ediyor. Ya Rabbi peygamber olmasına rağmen benim dinim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Evet. Onun için yani ailede insanların birbirine dua etmesi de önemlidir. Allah'tan yardım istemesi de önemlidir. Daha nikah başlarken efendim o dua ile başlıyor. Aralarında ülfet olsun, sevgi olsun diye dua ediyoruz. Şimdi bir de görevimiz tabii ailede erkeğin görevi var. Geçimini sağlayacak. Evet. Bu görevini yerine getirecek. Çocuklar yanlış yollara gitmesinler. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak. Eşinin ihtiyacını karşılayacak. Ama bunu yapmayan insanlar da var. Ben Aksu müftüsüyüm. Daha önce çalıştığım yerlerde bayanlar da gelip bize mesela eşi tavuk getirmiş. Efendim kendisi piştirmiş. Kendisi yemiş. Böyle insanlar da var. Yani yediğimizden onlara yedirmek. İçtiğimizden onlara içirmek. Efendim onların elbisesini giyeceğini temin etmek bizim görevimiz. Evet. Erkek olarak, ev reisi olarak. Şimdi Peygamber Efendimizin şöyle bir hadisi şerif var Müslim'de. Dinarun enfaktahu fi sebilillah. Yani insanın bir takım harcamaları var. Mesela sadakaları var. Allah rızası için sadaka yapıyor. Allah yolunda para harcıyor, dinar. Ve dinarun enfaktahu fi ragabe. Bir de mesela köle azat etmek için de harcama yapabilir insan. Ve dinarun tasaddak da bir âle miskin. Fakirlere de insanlar yardım yapıyor. Evet. Ve dinarun enfaktahu ala ehlik. Bir de ailene yaptığın ikram, onların ihtiyaçların var, harcadığın paralar var. Allah-u Teala bunları bile sadaka kabul ediyor. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اَعْزَمُهَا اَجْدًا اَلَّذِ اَنْفَقْتَوَ الْاَهْلِكِ Senin ailene harcadığın dinarlar, onlar hepsinden daha sevaptır. Evet. Yani bir insanın ailesine yaptığı masraf sadaka olarak kabul ediliyor. Yani aileyi kurduğumuz zaman mesela neslimiz devam ediyor. Neslimiz, insan nesli devam ediyor. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir insanı hayatta bırakan bütün insanları hayatta bırakmış gibidir. Onun için bir çocuğun dünyasına gelmesine vesile olursak, onları yetiştiriyorsak insanlığın devamına vesile olmuş oluyoruz. Yani o yönüyle de bir ailenin faydası var. Onların geçimini temin ettiğimiz için de ayrıca sevap kazanıyoruz. Yani hem neslin devamına katkıda bulunuyoruz. Yani Peygamber Efendimiz öbür dünyada ümmetinin çokluğuyla övünecek. Yani demek ki aile nereden bakarsak bir yerde İbadet yaptığımız bir yer. Hanımının ağzına bir lokma koyması ibadet sayılıyor. Ona güzel bir söz söylemek. Ona aslında şey kıymetli evet. hocam burada bir konu da var. Aile içi iletişimi bozan evet. durumlar da var. İsterseniz kısa bir spotumuz var. Onu izleyelim evet. başkanımızın hazırladığı. Ondan sonra inşallah bu soruya devam edelim. Çünkü çok önemli, o iletişim çok önemli. Evet, evet kıymetli izleyiciler kısa bir spotumuz var. Spottan sonra inşallah beraberiz. Mutluluk onun yanında. Sanal dünyada arama. Online oynama. Onunla oyna. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz spotumuzu izledik. Kıymetli hocam şimdi spotta da geçtiği gibi bugün medya, sosyal medya dediğimiz bir olay var, olgu var, gerçeklik var. Ailede herkesin elinde cep telefonu var. Akşam eve gelindiği zaman baba, anne, çocuklar hepsi bir köşeye çekiliyor. Telefonlarını açıyorlar.
Ne bir sohbet var, ne bir muhabbet var, ne o gün sorunları dinlemek var, sorunları çözüme kavuşturmak var. Maalesef yatağa yatılıyor, sabahleyin de kalkılıp gidiliyor. Eskiden büyüklerimiz derlerdi ki, daha bu telefonlar çıkmadan önce, ya işte bu kutu geldi, televizyon için derlerdi. Bu kutu geldi, evde sohbet bitti derlerdi. Ama şimdi kutuyu da geçtik, artık şeyler başladı, küçük cep telefonları başladı. Yani cep telefonunu maalesef bağımlı hale geldik. Tam anlamıyla iyi de kullanamıyoruz. Bağımlı olduk çünkü. Aile içi iletişimi bozan sebeplerden birisi bu sosyal medya dediğimiz olay. Daha neler var hocam bu iletişimi bozan? Bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? O birlikteliği nasıl sağlayabiliriz? Şimdi tabii aileye, ailenin sağlamlığı devamı için olan davranışlar var. Ailede evet. Bu birliğe, beraberliğe, huzura efendim kasteden, onu bozmaya çalışan davranışlar da var, faktörler var. Evet. Ama bundan önce bu aileye düşman olan insanlar var. Yani ona gelmeden evvel bir kere aile toplumun temeli, bilhassa bizde mesela bu Fransız meşhur Napolyon var. Bu Napolyon ilk yenilgiyi Akka dalmış. Cezayir Ahmet Paşa karşısında yani meşhur evet. Tarihte meşhur birisi. Ve ondan sonra böyle yenicilerden sonra toplanıyorlar. Yani biz nasıl yapacağız? Bunlarla nasıl başa çıkacağız? Bakıyoruz ki bütün bu değerlendirmelerinde birincisi bunların ailesi çok sağlam, ikincisi Kur'an'a çok bağlılar. Mesela Çanakkale Savaşı'ndan sonra da bu tartışılmıştır. Evet. İngiltere'de Lordlar Meclisi'nde bunlar tartışılmıştır. Yani aile önemlidir. Şimdi aileye yani aileyi bozmak için bu değişik aileye zararlar var. Bu tarih boyunca buna hücum edilmiş. Mesela Sovyetler Birliği'nde, Sosyalist Cumhuriyetler evet. Birliği'nde efendim aileyi ortadan kaldırmak için uğraşmışlar. Yani bunların temelinde de aile düşman olanın temelinde de dine düşman olma vardır. Yani aileye saldırıyor ama aslında o bir ailenin dinin bir kurumudur. Allah'ın evet. istediği bir kurumdur. Buna saldırıyorlar. İşte nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bunlar bir takım ortak kolhoz denilen çiftlikler kurmuşlar. Efendim buralarda işte 3 yıl mesela 1927'den 1930'a kadar kadınlarla başkalarının cinsel ilişki kurması, çocukların dünyaya gelmesi, onların annelerinden ayrılması, başka kadınlara emzirilmesi, aile yuvasının dağıtılması için böyle 3 yıl denemeleri, çalışmalar olmuş. Ama başarılı olmamışlar. Evet. Şimdi bu çalışma olmuş. Yani aileye düşmanlık var. Aile bir takım örfü, adeti, inancı, kültürü taşıyor. Onu tamamen bozmak için. Mesela Çin'de de 1948'den 1960'a kadar komün denilen onların da onun bir benzeri böyle ortak çalışma çiftlikler kurulmuş. Evet. Efendim kooperatifler kurulmuş. Ve buralarda bu denemeler yapılmış aileyi dağıtmak için. Ama bunların hiçbirisi başarılı olmamış. Yani materyalistlerin, efendim katı feministlerin, ondan sonra İşte evrimci, pozitivist denilen akımların bir takım çalışmaları olmuş. Şimdi bu modern kültür de işte az evvel dediğimiz gibi modern kültürün de etkileri var. İletişim bu boşanmalara baktığımız zaman boşanmaların en büyük sebeplerinden birisi Türkiye'de araştırmalar yapılıyor. Evet. İlgisizlik diyor. Yani niye boşandınız diye sorulduğu zaman ilgisizlik. Birinci sebep evet. ilgisizlik, sorumsuzluk. Yani sorumluluk üstlenmiyor ve eşine karşı da kadın olsun, erkek olsun evet. efendim şey göstermiyor. Yani ilgi göstermiyor. Halbuki bu yani güzel söz önemlidir ailede. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. İnsanın buna ihtiyacı vardır. Evet. Efendim. Ondan dolayı da işte demek ki yani bağımlılık ailede iletişimi bozuyor. Bu internetin çoğalması, işte radyo, televizyon, efendim telefonlar, şunlar bunlar. Elbette ki bunları dinleyeceğiz, seyredeceğiz, bunları kullanacağız. Ama her şey kıvamında, her evet. şey normal olmalı. Her şeyin aşırısı zarardır. İhtiyaç olduğu kadar. İhtiyaç olduğu kadar evet. kullanacağız. Yani bütün vaktimizi ona verdiğimiz zaman, diğer görevlerimizi ihmal ettiğimiz zaman elbette ki ailede de huzursuzluklar aslında oluyor. Aslında kıymetli hocam tatlı söz dediniz. Ya çok basit. Yani akşam yemeği yedik. Hanımımız yemeği hazırlamış güzelce. Şunu deyiversek çok bir şey mi? Ya hanım eline sağlık çok güzel olmuş. Nefis bir yemek olmuş deyiversek hem o insanın gururu okşanmış olur değil evet, mi hocam? Evet. Semra Hanım'ı dinledim televizyonda. Cumhurbaşkanımızın hanımını. Evet. İlk evlendiğim zaman diyor
yemek yapmasını bilmiyordum. Hmm. İşte bir dolma yapmış. Televizyonda konuşuyordu. Nakletmede evet. zararı yok. Şimdi Turgut Bey eline sağlık demiş. Çok güzel yapmışsın. Hı hı. Fakat aradan bir zaman geçince o ne yemeğiydi demiş. Hı hı. Yani dolma ama sulu olmuş işte şu evet. Tabii ama diyor onun o sözü beni yani mutlu etti. Evet. Memnun etti. Demek ki yani teşekkür etmek zaten insanlara teşekkür etmeyen insan Allah'a da teşekkür etmez. Evet. Yani onlar bizim çocuğumuzun annesi. Efendim eşimiz, eşi de öyle, erkek de öyle. Dışarıda evet. birçok zorluklara katlanıyor, geliyor. Efendim onu geldiği zaman güler yüzle, tatlı sözle karşılaştığı hı-hı. zaman insan mutlu olur. Kötü söz insanı etki eder. Evet. Mesela yalanın insan üzerinde etkisi vardır. Damarlar, sinir şeyler, kaslar kısılır. Hatta sinirler hocam, kısılır. Sadece insan değil, evet. Araştırmalar gösteriyor. Şu içtiğimiz bardaktaki su bile evin içerisindeki o atmosferden, kötü atmosferden etkileniyormuş. Evet, bunlar, kristalleşmesi bile ondan etkileniyormuş. Tabii denemeler de yapıldı. Evet. Japonya'da böyle çalışmalar hı-hı. yapıldı. Ezan okunduğu zaman veya besmele çekildiği zaman. Niye besmele çekiyor Müslümanlar? Onu anladım diyor. O Japon bir ilim adamı. Evet. Yani onun şey üzerinde bile, madde üzerinde bile etkisi var. Hı-hı. Evet, şimdi tabii ailene, kurumuna etki eden bu birincisi bu ama şimdi bir de küreselleşme, bireyselleşme var. Evet. Efendim yani kendi çıkarını düşünme, kendi rahatını düşünme. Temelde bu var, bu anlayış var. Aslında hocam biz bunu kamu spotlarında, reklamlarda görüyoruz. Evet. Araya çaktırmadan giriveriyorlar. Özgürsün, sen özgürsün, özgür olmalısın. Baktığımız zaman subliminal mesaj dediğimiz olaylar. Evet. Ha, bu gençlerimize de aynı, bizlere de aynı. İnsanı ferdileştirmek, toplumsallaştırmak değil de ferdileştirmek. Evet. Bu tarafa doğru aktarıyorlar değil mi hocam? Tabii yani mesela tüketim kültürü. İşte eşyaya indirgeme, adamın değerini eşyayla ölçmek. Yani evet. koltuğu varsa, eşyası varsa, efendim güzellik hı hı. takıntısı. Yani bunlar işte tüketim kültürü dediğimiz, insanların böyle devamlı dostluğu yok. Evet. Yani bu menfaat olduğu müddetçe dost, menfaat olmadığı bu aile de aynı. Onun için yani bu kültür dediğimiz tüketim kültürü, bunlar aileyi etkiliyor. Aile içi şiddet, az evvel söyledik yani bu sıkıntılardan birisi de, bu boşanmalardan birisi de bunların hepsi. Yani ilgisizlik, bağımlılık, işte alkol, kumar, efendim aldatma, bütün bunlar aileye etki ediyor. Ailenin yuvasının dağılmasına, aile yuvasının dağılmasına sebep oluyor. Yani %20 oranında dağılmış aileler var. Evet. Efendim boşanmaların bir bakıyoruz, işte kadınlar da %61'i sorumsuzluk diyor. Ve ilgisizlik diyor. Efendim işte aileme iyi davranmaması diyorlar birbirlerine. Evet. Onun için yani bunlardan kaçınmamız lazım. Bu şekilde huzurlu bir aile için efendim bizim ölçülerimiz belli. Kur'an-ı Kerim belli. Peygamber Efendimiz'in yaşantısı belli. Hı hı. Bunlarla devam ettirirsek ailede huzur olur. Hocam il müdürlüğümüzün bağımlılık koordinatörlüğü var başkanlığımız tarafından oluşturulan. Evet. Şimdi orada bu bağımlılığa yakalanan gençlerimiz, çocuklarımıza baktığımız zaman dağılmış aile çocukları %90 oranında daha çabuk bu işe yöneliyorlar. Anne babası ayrı olanlar, ilgisiz kalanlar daha doğrusu. Evet. Bu işe yönelmeleri daha çabuk oluyor. Aslında bunu önlemenin de tek yolu aileyi bir arada tutabilmek değil mi hocam? Tabii yani devlet onlarla uğraşıyor. Evet. Yani bu sahipsiz çocuklarla işte ÇÖDEM dediğimiz kurumlar kurulmuş, Aile Bakanlığı kuruluyor. Efendim savcılarımız, polislerimiz, milletim birçok insan bunlarla uğraşıyor. Evet. Peki kıymetli hocam süremiz de kısaldı. Aileyi ayakta tutabilmek için manevi ahlaki değerlerimiz var. Bunlar nelerdir? Evet. Şimdi adalet mülkün temelidir diye evet. bir güzel söz var. Adalet mülkün temelidir. Bir kere ailede adalet olacak. Yani adalet ne demek? Adalet zulmün kalkması demek. Hı. Adalet herkese hakkını vermek evet. demek. Yani Mehmet Akif'in güzel bir mısrası var. Halık'ın namütenahı ismi var. En başta hak. Ne büyük şey bir kul için hakkı tutup kaldırmak. Herkese hakkını vermek lazım. Evet. Herkese eşit davranmak lazım. Yani mesela peygamber örnekleri veriliyor bize. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyu atmış kardeşler. Neden dolayı? Kıskançlıktan dolayı. Hmm. Babamız onu daha çok seviyor diye. Allah-u Teala bunları bize misal veriyor. Başka peygamberlerden misal veriyor. Evet. Yani çocuklarımıza karşı sevgide bile
eşit olmamız lazım. İşte mal dağıtımında eşit olmamız lazım. Görev verirken eşit davranmak lazım. Yani başta adalet. Yani adalet olursa ailenin içerisinde o aileyi ayakta tutarız. Ama adaletsizlik olursa ve eşimize karşı da yani onun eşler de birbirlerine karşı birbirlerini zorlamayacaklar. Onun için ayetlerde de mesela vettakullah, Allah'tan sakının, işte iğdülü, adil davranın şeklinde uyarılar var. Hı hı. Adalet de. Çünkü Allah'ın isimlerinden birisi de adalet. Diğer bir husus ailede efendim Mehmet Akif, yani aslında güzel şeyler var da adam aldırma git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım diyor. Onun için yani her yerde, ailede de olsun, dışarıda olsun, adil olan insanlar methediliyor. Kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelenici olarak gruplardan birisi de mesela İmam-ı Nadül'ün. Evet. Adaletle hareket eden önderler, amirler, aile reisleri, bunları Allah-u Teala arşının gölgesine alacak. Diğer birisi de ailede sevgidir. Evet. Yani en önemli hususlardan birisi. İnsan sevdiğini söyleyecek. Efendim ortaya koyacak. Yani sevdiğini sözüyle, davranışlarıyla eşler birbirlerine karşı bunu gösterecekler. Yani gizlemeye gerek yok, utanmaya gerek yok. Sevdiğini söyleyecek. Aslında gönül okşamak dediğimiz olay var ya hocam. Evet. Çocukların önünde. Ya eşler birbirine deyiverseler ne olur? Canım seni çok seviyorum. Deyiverse bir sakıncası yok değil mi hocam? Tabii yani. Evet. Şimdi tabii merhamet. Yine Allah'ın isimlerinden Rahman, Rahim. Hı hı. Yani merhametli olmak lazım. Burada Allah-u Teala aranıza bir vecale beyneküm meveten ve rahme. Az evvel rahmet dedik. Evet. Allah yaşaması için mesela anneye bir sevgi vermiş, çocuğuna bakıyor. İki insan bir araya gelse, böyle birbirlerine saldırsalar, birbirlerinden hoşlanmasalar o evde huzur olur mu? Demek ki bir sevgi olacak ve aynı zamanda merhamet olacak. Evet. Yani acıma duygusu olacak. Bu da bizden isteniyor. Allah'ın varlığına bir delil. İnsanlar içerisinde birbirlerine karşı merhametli olmaları, sevgi olmaları ayetle sabit. Allah'ın varlığına bir delildir. Allah bu ailenin yuvasının devam etmesi için sevgiyi koymuş. Evet. Birbirlerine merhameti koymuş. Bir de tabii burada en önemli hususlardan birisi sadakattir. Yani eşlerin birbirine sadakatle davranması evet. önemlidir ailenin ayakta durması hı-hı. için. Yani sevgi, saygı, adalet, merhamet bunlar olursa bir ailede o aile ayakta durur. Evet. Peygamber Efendimiz'in ailesi en güzel örnektir. Hazreti Hatice annemiz o evi cennet bahçesine çevirmiş. Peygamber Efendimiz ilk önce vahiy geldiği zaman onun yanına koşmuş. Onunla hı-hı. istişare etmiş. Az evvel de yani istişare üzerinde durduk. Ona danışmış yani evet. benim başıma böyle bir şey geldi diye. Ve bu davranışlarından, bu ailedeki durumundan dolayı da Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Allah'ın sana selamı var diyor. Yani onun için bu evde huzur olduğu zaman Allah bundan memnun olur. Evet. Efendim birliğimizi, beraberliğimizi Allah istiyor. Evet. Birbirimizi sevmemizi istiyor. Kıymetli hocam konuşacak çok konumuz var. Evet. Programımız daha uzun sürecek ama maalesef programımızın da sonuna geldik. Rabbim razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Amin. Dilinize, yüreğinize sağlık. Evet kıymetli izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler efendim.